Şimdiden selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalımıza değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin. Bizleri sorarsanız da hamdolsun bizler de iyiyiz arkadaşlar. Samanımızı da çektik. Bugün de Hatice aşure pişirmiş. O çağırdı. Oraya geldik. Biraz önce. Bugün biz çektik sabahın İmine, Huat. Hava komşum geldi. Allah razı olsun. Yardım etti. Çektik çabukça. Ondan sonra da evimizin işlerini İmine yıkadı dışarıları. Ayşe de içerileri. Temizledik. İşi bitirdik. Öbür zamanlarda zaten boşa döküldü. Hatice de çorba içmeye geldik. O da çay pişirdi. Çorbamız da buydu. Oturuyor. Ben kapının tarafına oturdum. Arkadaşlar yer kesiliyor. Ah diyor yerden de. Çok sıcak. Bunu buraya güneş vurdu ya, çok sıcak oldu. Kanepeden ev oturamadım ben sıcakta. Kapının yer geliyor. Ben de oturdum. Perdeyi çeksek olur mu? Mustafa ile Osman Han da evi dağıttılar. Oyunu oldular arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Sizler ne iş görürsünüz? Siz ne işine meşgulsunuz? Vallahi yaz günü bizim işler böyle harmanadı, şeydi, ekine dirdirken ekinimiz de yok ama hayvan olunca mecbur samanla, saçkıyla uğraşıyor arkadaşlar. İşte saman işimiz bitti. Bugün son iki motor daha geldi. Onları boşa döktüğümüzden doldurma işimiz olmadı. Evet, arpamız kaldı, bir gelecek. Onu da kaynana zaman getirirlerse zavar büyüteceğim onu arkadaşlar. Yeme bir katkısı olsun diye. Bizlerin işleri böyle. Şimdi çay içeceğiz. Hatice hazırladı. Benim de şarjım bitti ya. Şarjım var diye. Burada yok mu makine? Benim de seninki var ya ondan. Evet, Hatice de içeride daha mutfakta ne iş görüyoruz arkadaşlar. Gel kız gel. Bunu gösterecektim de. O sonu kaldı, komşulara dağıttım. Karıştıramadım da. Işık yetersizliği var, iyi çıkmıyor. Gelin arkadaşlar, çay içelim, aşure yiyelim. Aşure ben sonra içeceğim, çaydan sonra. Önce çayı içemem değil, yeme içmeyeyim. Yemine içti ama çay nasıl içecek onu bilmiyorum. Ben aramam ki. Aramam mı? Ben de içemem. Ben daha son tatlı niyetini. Ben hepsini karıştırabilirim, hiç sıkıntı yok. sen o şeyi ben anlamam ki öyle. Sabah yine ocağı yaktım, patates kızarttık. Geldik, gelmedim. He. Kahvaltıya. Çekmedin mi? Patates kızarttıktan sonra çağırıyor. Daha kızarıyordu o zaman. Kızarıyordu, sen kahvaltı yapmışsın. Nasıl geleyim? Kızarıyordu daha. Aşırı yapıyordum. Geleceğim bayraşta. Aşırıya yaptım. Anca şiittim. Valla nasıl yoruldum? Yorarken. Valla yordu kız başında şiit. Yani yorar. He. Fıstık ayıtla, o birilerini doğra, suyunu ekle, ben şiit. Ben ayıtlarmış fıstık aldım. Zaten hemen şey ya, çıkıveriyor. Da ev süpür, sil. Komşulara dağıttım. İyi canım, Allah kabul etsin. Afiyet olsun, amin. Biz de pişirmedik daha da, hayır bir... Giri baktım, bunlar gelmeyecek herhalde dedim. Acıkır gibi oldum, giri sulu yumurta yapmaya başladım. Sulu yumurtayı ben hiç yapmadım. İki kere yaptım ben. Ben de ilk defa yaptım bayağıdan beri. Orada yiyen olmaz. Sevmezler. Kendime de hiç yapmadım. Ya orada sevmezler diye senin sevimli adam mı var? Ne şans da. Evde iyi. Murat da yok. Kendin yapıyor. Kendime de hiç yapmadım. Ben yaparım. Ben canım ister. Vallahi severim ben. Evet. Yo, ben de severim. Ben de tavuğunla severim. Etinden sevmem da. Dün eti ne yaptım? Dolmaya kattım. Dolma sence altına doğradım birazını. Birazını da öyle ayır dedim, yarın bir şey yapayım diye. Meyve. Bunda gidip sulu yumurta aklıma geldi. Ben de patatesi soyuyordum. Ne için? Yemek. Babam patatesi mi yaptı? Giri de dün taze patates koymuşsun da küçük. Onu mu haşlasam giri düşündüydüm. Yok kız işte öyle canım çıkıyor. İstedi. Çıkanı o. Tabii. Yetilecek mi? Ne?
Ha şimdi aklışıydı kaldım oturda. Ha. Ne bileyim valla daha nasıl alsın kız daha hemen. Niye? Daha alamaz. 3 gün sonra belki. Sürpriz. Hani bir de babam bana alsın da. Ne? Otur. Neyle alsın baban? 60 hediye. Yaşında. Hediye alsın. Ana benim lalık hediye var ona da. Evet ne olacak sanki? Biz zengin miyiz? İlk ay dinlenen adam ne çekiyor? Ne olacak bir motor almış? Kız alsın canı sağ olsun da yani yok para yok. Daha biz neyle alacağım? Kaşı test döndü zaten öyle değil. Ne bileyim valla işte bakalım inşallah alabilirim. Valla ben yürüyemem bizde yok. Hani şu tepsiyi çekeyim de ortaya şu şeyleri koyayım. Keki de yetişsinler. Ben de devrine ederim diye şey. Öyle mi? Hmm. Neyse yetişirsiniz herhalde ya. Şuradan alsın. Tamam oradan alsınlar. Çocuklar da oyuncakları nasıl dağıtmış? Şimdi buraya oynadılar, yıktılar, yüklediler. Şimdi de kumran oynamaya gittiler aşağı arkadaşlar. İkisi bir araya geldi zaten hiç. Vallahi ikisini bir araya geldim hiç inemeyim, duru da mayım. Bu ağaçları da sulamaya fırsatım olmadı. Yok, onlar ikisi bir araya geldim, tamam. Çiçekleri gördün mü? Nasıl çiçek yaşın? O çiçekten. Vermeyeyim onda. Papatyalar mı ne olmuş, onu düşünüyorum ben. Hayır, papatyalar yok. He, papatyalar mı yok? Bir tane tutmuş bundan da. Hani götürdüydüm ya, karga, o sırada hep tavuklar değişmiş. Bu dağılır zaten. Çiğden diktim de. Tomurcuklulardan diktim. Onu da ben yokken Uğur şey zannetmiş onları. Ot. Ha, yormuş. Yormuş da Allah'tan 3-5 görünüyor. Hmm. Şeytmiş. Oradan çoğalır gider değil mi? Boşlara diktiğini. Orada hiç yok da. Yok. Onlar zaten şundan da kimisi tutmuş, kimisi tutmamış. Hmm. Tomurcuk diktiydim ben. Tohumdan. Ta 3-5 tane yine de görünüyor. He. Alın mı? Bahçemizde. Çok mu da? Bundan benim de var bahçede. Çok olup da işte. Bahçede şu öbürlerim de var. Ama tatlı iyi anne güzel. Ama dininmez. Bunu öylece dediğin bir cızık atıp kurutacağım herhalde. Şöyle ilk üç yerinden bıçak at. Böyle ser. Hmm. Benim varmış da abi kuva. Şeymiş. Ama çekirdekli şu bıçak attığımı dedik. Bundan yani. Herhalde sizde mi vardı o zaten? Sana da bilmedin miydi kuvayla? Bu etti. Hani babam bir yerden getirdi de kuvayla bildi ki o var. Elma mıydı o erik miydi? Geçen kabarttı mı eriği elma? Ben elmanı. Bitirdim yedim. İyi değil mi? İyi. O zaman yiyordun da. Dolapta. Ha. Ne yani? Yürüyeyim canım bir pişirim. Pişirim değil. Bileceğim yoğurdu. Bu sene daha erik ne hiç kurutamadı. Ya benim pazardan neyman kurudum. Kara erik kurutacağım yine. Ucuz neyim olursa ama bu sene herhalde hiç yanına varılmaz onların. Geçen sene bir kasasını 100 aldıydım. Ama yarısını yemişler mi sünnette? Yarısını da kuruttuydum. Elma hiç kurutamadık bu sene. Neden? Elma yok esas. Elma satın alıp kurutacaksın. Şimdi onda kurutamadı yavrum. Kurutun mu sen? Bu da hasta gördü. Nasıl kurutacak? Bunu çaylaklar yer hastanede. Gelin hastanede yatıyordu arkadaşlar. Bir haftadır neyi. Ramazan'da bizim bacı duruyor. Nereden dedi herhalde teyze? Bizim bacı hiç gelmedi diye. Ne kızım? Önde şöyle gidiyor, bakayım ne var. Resme tuttum. Gördüler mi de? İçebiliyor muydu çayını? Ha? Şimdi günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz tekrardan. Şöyle ahırımı ne gördüm arkadaşlar, biberlerime su tutuyor. Şöyle kuyumuzu açtım. Biberlerimi sulanıyorum arkadaşlar, biberlerimizde kuruma var. Şöyle, şunu maydanoz diye ektim.
havuç çıktı arkadaşlar. Bunda da bayağı bir ot var yine. Ondan sonra şöyle domateslerimiz sadece kalkıyor bakalım. Dölüyor. Ayakta sadece dikiliyorlar. Ne dölüyor ne bir şey diyorlar sonradan diktiklerim şu. Biraz şurada 5-6'sında var şunlarda. Şunlarda daha hiç yok. Ama biberlerimiz kurma devrine geçti niyeyse. Altlarından kuruyor şöyle sararıp. İlaçla bir bugün. Şeyi getir okuyayım da şöyle arkadaşlar tabanlarından. Sıcaktan diyorlar kimisi. Kimisi ne bileyim ben. Böyle kuruyor. Emeklerimiz boşa mı çıkacak? Ne olacak arkadaşlar? Vallahi. Şimdiye kadar otudu, çöpüdü, yolduk, yiyelim dedik tam. Yiyecek zamanda böyle şeyler gelirse sanki bana çiçekleri neydi kuruyor gibi geliyor tabanlarından şöyle. Şöyle biberimiz sulanıyor. Şu anda bir cin biberimiz var. Şuradan da patatesi söktüm oraya da gayrı marul terimi ekeceğim. Bir salatalık mı eksem yeniden? Salatalığımızın ne hiç dölü yok bu sene ne bileyim ben. Toplay başı demeyordu önceki seneler. Bu sene de yemeğe bile mağa yok. İşte şöyle şimdi ya diyorum böyle üzüm gibi dölleyeceğiz bu biberleri. O kadar çiçekleri, o kadar şeylerine rağmen şöyle. İşte bahçemizin durumu bu arkadaşlar. Şuradan 5-6 fasulyemiz çıkmış. Bunlar toplanacak. Yani bir pişirim anca olur daha. Daha ilk defa toplayacağım. Şu marullarımız tohumlandı. Bunları da ineğe götürüp veriyorum. Arkadaşlar bir de şu canavar otu dedik biz. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bir de bunlar çıktı mı patates domatesin ne dibinde hiç dölletmez. Bunun da hiçbir çaresini bulamadık. Şuna bu sene nasıl çıkıyor? Geçen sene hiç çıkmadıydı. Bu sene çok çıkıyor yine. Şöyle işte. Bir yandan kuruyor, bir yandan yiyor ama düzensiz yiyor arkadaşlar. Sizlerinkiler inşallah iyidir. Bizimkinin bahçemizin durumları böyle arkadaşlar. Şöyle dutumuz bitti gayrı. Şurada iki ceriğimiz var. Orada da 5-6 kayısı var. Kayısının dalı kuruyor ama kendinde 2-3 korunuyor. Günaydın. Şurada susamış. Şu da en son diktiğim biber. Bu da bayağı iyi büyüdü de. İnşallah bu bari kurumaz. Da bence bunda da var hastalık. Hemen sararmaya başlıyor at yaprakları. Şöyle. Bunlara bir yeşillik ilacı atayım mı? Sana dedim 50 kere yeşillik ilacı at diye. Bağlara atacaksın kukurt. Sulu kukurt. Yeşillik ilacı da atılacak aslında. Yeşillik ilacı alsaydım keşke. Keşke yeşillik ilacı alsaydım. İşte o bir biberimiz. Bağlarda ne tüm var hastalık. Bağ böyle sulandığından ne ettiğinden mi oluyor ki böyle? Herkes sulağıyor sanki. Ya böyle mi oluyor? Niye böyle ne? Beyazladı? Pirecik gibi ne bileyim ben hastalık gibi bir şeyler oldular. Efendim. Şöyle arkadaşlar bir yandan da yağmurlama koyayım. Tişme oyuncağımız da bayağı adam büyüdü. Da adam da ıslansın geri kurur işini. Şöyle arkadaşlar. Dün işte atacağım orada çorba içtik. Onda videoya devam edemedim. Bugün sizlere böyle bir video çekeyim dedim. İnşallah bir başka videolarımızda
Görüşürük takipçilerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.